Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Bugün 12 Mayıs 2016 Perşembe. Ne haber Hasan abi? İyidir canım. İşte geldik işimize. Ha. İş olarak mı bakıyorsun bu programa? Bak iş olarak yok. Bakarsan bozulur, ciddi ciddi bozulurum abi. Ben çünkü iş olarak bakmıyorum. İş olarak baktım mı gelmem çünkü. Şimdi bak cancağızım. Takdir edersin ki, daha doğrusu tahmin edersin ki ben hayatta çok iş yaptım. Ama hiçbirini iş olarak yapmadım. Evet. Yani hep başka maksatlarla bir şeyler yaptım. Bir amaç doğrultusunda. 3-5 kuruşla para kazandım bunlardan. Hayatım da böyle tekerlene tekerlene bugüne de geldi. Evet. Yani iş diye bir şey. Son zamanlarda biraz yapıyorum doğrusu ama. Bunu değil de şey. Yani hele böyle basınla ilgili şeyler, toplumsal şeyleri iş diye yapmazsın tabii. Yapamazsın zaten. Şeyin, Cem Yılmaz'ın lafı var şimdi o esprilerde adam diyor komedyen olmak istiyorum diyor işte stand-upçı olmak istiyorum Cem Yılmaz gibi falan da çok para kazanayım. O da diyor ki yahu diyor ben bu işi yani para kazanmak için ya da iş olarak yapmıyorum ki ben bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Beni dinleyen insanlar da benden keyif alıyor ben de bundan para kazanıyorum yani. Para sonuç. Evet para sonuç hedef. Değil. Şeyde, şimdi bunun ekonomi teorilerinde de yeri vardır Cem. Nihayette siz yani bir işletme bir şey yaptığınızda daha doğrusu ekonomik hayat öyle bir şeydir ki başkaları için bir şey yaparsınız. Evet. Tamam. Para o şeyin değiş tokuşundan türeyen bir şeydir. Yani para maksatlı bir şey yaptığınızda genellikle başarılı olmazsınız. Faydalı bir şey yaparsanız yani aklınız ona takılı olması lazımdır. Yani insanların yaşamını kolaylaştıracak. Onlara fayda sağlayacak. Onlara fayda sağlayacak. Ne yapabilirim? Asıl soru bu. Asıl soru budur. Nihayet de para bunun ödülü gibi gelip sizi bulacaktır. O yüzden buradan genç girişimci arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Hedef yani düşüncenizin noktasında. Temeline nasıl para kazandırırım sorusunu koymayacaksınız. İnsanlara, o kendiliğinden gelecek bir şeydir. Evet, insanlara nasıl faydalı olabilirim koymanız lazım. Evet. Belli ki bugün paradan gideceğiz Hasan abi. Bak kitabımız da var. Bak sermayenin sırrı efendim. Bugün bir kitap konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Yazarını o kitabı ben çok kullandım televizyonlarda. Onun için yeni bir şey değil bu. Tamamdır. Bu saatlerde konuyla yeni. İlişkili olması. Bu saatlerde izleyici kitlesi farklıdır mesela. Onlar için yeni. Tanıdığımız, bildiğimiz bir ismin kardeşi, değil mi? Hasan evet. Abi. Alvaro de Soto. Alvaro de Soto'nun kardeşi Hernando de Soto'nun kitabı. Sermayenin Sırrı. Birazdan Hasan abi bu kitabı neden sabahın köründe biz burada gazeteleri, günün gündemini yorumlamaya çalışırken bu kitabı niye getirdi? Bunu az sonra öğreneceğiz. Sizle birlikte ben de öğreneceğim. Şimdi tabii Hasan abinin söyledikleri çok değerli, çok kıymetli. Hedef noktasında parayı koyarak bir işe elbette bundan para elde edilecektir. O başka bir şeydir. Ama siz insanlara nasıl fayda sağlarım, nasıl onların çıkarları doğrultusunda bir hizmet geliştiririm diye düşünürseniz onun sonucu zaten para olacaktır.
Şimdi güneye 7,5 milyon euro bırakmışız. Demek ki biz de bizden daha fazla güneydekiler insanlara hizmet sağlayacak bir hizmet üretiyor. Bir şey üretiyor ki. Belki de odur. Onun sırrını çözmek lazım. İşte bu sermayenin sırrı gibi. Aynen öyle. Biraz yani da o yüzden ben bu konuyu açtım. Nihayette 300 bin kişilik bir toplumuz diyoruz. Hı-hı. Bu toplumun yarısının da güneye geçme hakkı yoktur. Evet. Yani nihayette 150 bin kaldık diyelim. Tamam mı? Hı-hı. Yani güneye geçme hakkı olan. Çoluk çocuk derken onları da düştüğümüzde yetişkinlerimizin sayısı belli ve burada mukayese önemli Cem. Hı-hı. Rumların kuzeyde harcadığından yani 7,5 milyon euro olur, 75 milyon euro olur, onun bir önemi yok. Önemli olan burada Rumların kuzeyde harcadıklarının iki mislini, bak orada Rumlar güney, yanlış söyledim, Rumlar kuzeyde harcadıklarının iki mislini, biz Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türkler güneyde harcamışız. Güneyde harcamışız. Rumlar söyle, ne kadar harcamış verelim. Kuzeyde? Rumlar sadece kuzey değil, KKTC ve Türkiye'de, Türkiye'de ha. dahil. Ha. 3 milyon 300 bin euro harcamışlar. Tamam, biz de 7,5. Yani biz aşağı yukarı tam iki katı işte. Evet. Tamam, yani gayet net mesaj. Yani Rumların belli şeyi, yani buradan alışveriş yapma ve hala daha bunun önünde hem resmi hem de gayri resmi engeller vardır. Evet. Yani resmi engeller biliyorsunuz işte Lokmacı barikatının açılması için ne kadar kavga uğraş verilmiştir. Ama oradaki Arasta'dan, çarşıdan alınan işte ucuz tişörtlerin bile güneye geçmesine Rum gümrükçüler, polisler bizim engel ha. olmaktadırlar. Şimdi burada, bunları bilelim, görelim. Evet, şeyi de verelim. Nisan ayında, sadece Nisan ayında sana bu 7,5 milyonun 2 milyon 36 bin harcanmış. Yani ilk 3 ayda 5 milyon. Son bir ayda, Nisan ayında 2 milyon 36 bin. Tamam, nedir? Mukayese ettiğinde son bir yani ayda, son bir ayda daha mı? Yüksek. Evet, yani Nisan tamam. ayında daha yüksek. 3 ayda 5 milyon, bir ayda 2,5. Muhtemelen belki bunun havalarla da ilişkisi olabilir. Hı hı. Bir şey daha, çünkü bilgi daha vereyim. Çünkü nihayette daha elverişli bir havada, İşte daha uzak bir yere, diyelim ki güneye geçip hem alışveriş yaparsınız hem bir değişiklik olmasını istersiniz vesaire, hı hı. hayatınızda. Bir de kayıtlı bu. Bilmiyorum, kredi kartı olan. Bu kredi ama onlarınki de kredi kartı. Tabii. Yani oradan nakit yok bunun içerisinde. Ortalama olabilir yani. Bu nedenle zaten mutlak rakamın peşinde değil de oranın peşinde olmakta fayda var. Yani siyasi veya sosyal veya ekonomik anlamlar yüklemek mukayeseyle mümkün. Yani önemli olan bu ticaretin güneye kaymasının nedenlerini bulmak, buradaki atmosferi, alışveriş ve ekonomik hayatı iyileştirmek. Kıyaslayalım, %30'u süpermarket alışverişine gidiyor bu harcamaları. Kıbrıslı Türklerin daha fazla marketlerde alışveriş yaptığı, Kıbrıs durumlarınsa daha fazla otellerde ve gazinolarda bu paralarını harcadığı sık sık haberlere konu olmaktadır. Bilmiyorum, bu haberde de öyle mi? Ben bu haberi okumadım, yani farkındaydım. Yani bu haberle açabileceğini benim konuyu, ama yine de okumamamın nedeni yani sıklıkla tekrarlanan bir şeydir. Yani bu olay. Bir kanaatimiz var. Ona şey yapmak istemedim. Tabii yine siyasal olarak da bir şekilde Kıbrıs Rumların da kuzeyde veya alışveriş yapmaları veya Kıbrıs Türklerle daha fazla işbirliği yapmaları, yine yeşil hat tüzüğü uyarınca güneye gönderilebilecek olan emtialardan faydalanmaları konusunda özellikle resmi olmayan engelleri aşmalarını dilerim. Çünkü bir yandan bir müzakere masası var. Nasıl birlikte yaşayacağımızın müzakereleri olmaktadır. Ama diğer taraftan da yapabileceğimiz kadar işbirliğini bile resmi ve gayri resmi yollardan engellersek
yani bu en önemli güvensizlik belirtisidir işte. Evet. Veya güven yaratıcı önlemlerden söz edilir sıklıkla. En önemli güven artırıcı önlem, ne bileyim, Lokmacı'dan geçerek Aras'ta alışveriş yapan Rumların sayesinde bir artış görmek. Peki o Aras'ta esnafını onlara bağımlı hale getirmek. Değil mi? Yani aman bir gerginlik olmasın. Bunlar hep emniyet sübaplarıdır siyasi ilişkilerde de. Yani ticaretimiz durmasın diye düşünebilmeli insanlar. İşte Girne limanındaki restoranlardan, bunu daha önceden de söylemiştim. Yani oturduğunuzda yan masadan Rumca sesler yükselsin. Belki bir şarkıya Rumca eşlik edilsin. Ortak şarkılarımız var çünkü biliyorsunuz, ortak havalarımız var. Eşlik edilsin. Bunlar çok önemli ama 2003'te beri, yani 13 senede kapıların açılmasından bu tarafa ısrarlı yapılan çabalara karşın bunda böyle ciddi bir iyileşme olmamıştır. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Evet, bunu da söylemiş olalım. Tabii en başta bugün kurduğumuz cümlelere çok atıfta bulunacağıma benziyor Hasan abi. Anladın? Ben çok zorlama, bugün burnum kapalı. Ha, yani şeye işte bir para kazanma vesaire, yani işin temelini konuştuk ya. Ha işte geliyor ondan hizmet sonra. Yani bak, yani siyasi önlemler alın, kültürel vesaire önlemler alın. Nihayette iki taraftan da para sirkülasyonu birbirine artabilir. Bu da onun gibi bir örnektir. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Yani Rum tarafına paralarımız kaçıyor, gidiyor falan filan bilmem ne. Yok, şu şimdi bu bakın. Gibi düşünmemek. Yani şimdi bunu zaten öyle polisiye önlemlerle falan önleyemezsiniz. Önlersiniz, kapılar kapatırsınız, alışveriş biter mesela. Ama bu sizi bir yere taşımaz. Bu hem bir mutsuzluk kaynağı olur, hem de aslında ekonomik geriliğe neden olur. Ekonomik iyileşmeye de neden olmaz. Ekonomik iyileşme en genelde farklı fiyat seviyelerini, farklı kültürleri, farklı ürünleri bir pazarda buluşturmakla olur. Bu aynı zamanda işbirliği demektir. Siz hangi alanda iyiseniz o alana yönelmek zorunda olursunuz. Böyle açık bir pazarda en iyi yaptığınız işi yaparsınız. Başkaları da kendilerine göre en iyi yaptığı işi yapar ve arada bir değiş tokuş olur. Bu değiş tokuşun aracısı paradır ama asıl olan bu değiş tokuştur. Yani siz verimli olduğunuz bir işi yaparsınız. Ve başkalarını da bundan yararlandırırsınız. Bunun karşılığı olarak da siz bu yararlandırma karşılığı yetersiz olduğunuz, eksik olduğunuz, peki doğal yeteneklerinizin, kaynaklarınızın yetersiz olduğu bir konuda hizmet veya ürün alırsınız. Değiş tokuş yaparsınız dedik ya. Evet. Yani ekonomik büyüme, verimlilik böyle sağlanır. Yani bütün dünyada zaten trend budur. Bu bilinçli olarak çoğu zaman engellenmeye çalışılır. Çünkü insanlar korkar. İşte birçok insan yaptığı işi kaybedecektir vesaire diye korkar. Ama tabiat, olayın tabiatı, yani doğadan söz etmiyorum. Tabiatıyla süreçle oraya doğru akar. Bu işte 10 bin yıldır böyle gider. Böyle gideceğine de hiç kimsenin kuşkusu yoktur tabii. Bu nedenle deriz yani bu küreselleşme falan, yani bunu önleyemezsiniz. Küreselleşme bu, de budur. Yani global çapta, küresel çapta işbirliğinin derinleşmesi demektir küreselleşme. Başka bir şey değildir. Evet. Bir zaman zaman da gündeme gelir ya Hasan abi bu işte. Keşke eskisi gibi olsa. İşte takas yoluyla alışveriş. Ya şimdi mesela bu günlük hayatımızın yani içerisinde bu keşkeleri kullanırız. Ama ertesi gün bunu bir tahayyül etsek istemeyiz. Yani aile ekonomisiyle yaşanılan günleri sizin kuşaklar bilmez. Bizim kuşaklar az veya çok bilir. Ama onlar yani şey değildi. Yani yok, diyelim yok ki 50 yıl önceki meseleler kıyaslanamaz tabii. Yani 10 bin yıl önceki meselelerle yine mesela tarlayı süreceksiniz değil mi?
ve ondan arpa buğday elde edeceksiniz. Onu hayvanlarınıza yedireceksiniz. Onların sütünden elim yapıp siz yiyeceksiniz diyelim. Ama o saban bile köyde işte 200 yıl önce odun sabanıyla sürülürken ucunda bir demir aksam vardı. Evet. O başka birinin yaptığı bir şeydir. Sonra ne oldu? Yine katırların, öküzlerin çektiği demir sabanı oldu. Onun markaları hala daha etrafta oturur. Albion. İngiliz endüstrisinin size sunduğu bir üründü o demir sabanı. Tek sabanı. Günün sonunda tek... onu satın almak zorundaydı. Ha, bak nereden nereye bir iş bölümünün parçasıymış. Geldi ve senin tarım ürününün miktarının artmasına, bir günde daha fazla tarla sürebilmene, daha derin sürebilmene, daha bakımlı bir toprak yaratabilmene, daha verimli, daha yüksek verim almana neden oldu. Bak o iş bölümü. O demir sabanı olmasaydı sen orada belki de odun sabanıyla, ucunda da demircide yaptırdığın bir aparatla toprağı eşelemeye, eşmeye devam edecektin. Yani iş bölümü dünyada esastır. Şimdi burada ayıp olan bu kadar küçük bir adanın içerisinde iş bölümünün bir şekilde engellenmesidir. Kim tarafından? Yani şimdi burada tabii Kıbrıslı Türklerin iş birliğine Rumlarla çok daha fazla açık olduğu ayan beyan ortadadır. Zaten rakamlar da bunu söylüyor. Yani bir ön yargıya sahip olmadıklarını alışveriş konusunda falan söylüyor. Hatta tersine ön yargılar vardır belki. Yani kuzeydeki ürünlerin daha kalitesiz olabileceği vesaire gibi, daha güvensiz olabileceği. Bunu da yani güvensizlik aşılamak istemem ama sorunları da görmezlik dengelemeyiz. Yani kafamızı kuma soktuğumuz zaman sorunlar ortadan kalkmıyor. Birikmişlik tabii, burada da o az önce konuştuğumuz şey var ya, siz şu önünüzdeki notebook'u alıyorsunuz burada bir firmadan. Bir şey olduğunda gittiğinizde muhatap bulamıyorsunuz ya da işte başka başka şeyler. Yani bu ilişkiler zamanla ne oluyor? Sizi yönlendirmiş oluyor. Yönlendiriyor. Çünkü oraya nereden alışveriş yapabileceğiniz konusunda. Aynen öyle. Garanti kapsamı şu bu falan filan. Biz mesela çok market değil. Alışverişi dedin değil mi? Bunun evet. Ne kadarı market alışverişi diye? %30'a yakını. Kaç? %30'a yakını. Üçte biri. Hı hı. Marketlerden en fazla ne alırız? Gıda ürünleri alırız. Evet. Mesela tamam. Kıyafette 1,5 milyon Hasan abi. O da %20'si falan herhalde. %15. Tamam. Ama mesela marketten devam edeyim. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum çünkü ondan. Mesela gıda güvenliği konusunda hisler bile çok önemli. Değil mi? Çünkü evet. Raftan bir gıda alıyorsunuz. Gidiyorsunuz eve, ailenizle bunu paylaşıyorsunuz. Veya eşiniz, kadınlar genellikle bazen bu alışverişi yapar. Onların tercihleri kesinlikle daha fazla ön plana çıkar. Tamam. Kadın gidiyor markete. Ailesi için bir alışveriş yapıyor. Yani bunu çocuğunun önüne koyacağında en ufak bir, en ufak bir soru işareti varsa kafasında gıda güvenliği konusunda uzanmaz eli ona, değil mi? Evet. Yani gidelim der sana. Ya gidelim haftada bir işte güneye gidelim. Biraz da gezmiş oluruz. Belli başlı alışverişimizi de yaparız. Eksiklerimizi de sonra buradan alırız der sana. Yani dolayısıyla artık bir noktaya geleceğim buradan. Böyle sürekli kendi içimizde tartıştığımız konular, yani sanki çözsek de olur, çözmesek de olur. Hayır, çözmesek olmaz. Mecburuz çözelim. Çözmediğimiz sürece böyle kaçışlar vardır işte. Yani mesela güneye kaçıyor alışveriş. Mesela kıyafeti söyledin. İşte malum bazı nedenlerle biraz gidiyor olabilir. Ama ben mesela kıyafet konusunda daha başarılı buluyorum Kıbrıs Türk Çarşısı'nı. Tamam. Yani Türkiye'de bunda nedir? Türkiye'nin bir şey desteği var. Lojistik desteği var orada. Yani Türkiye hükümetinin demiyorum. Çünkü Türkiye denilince de bu hep öyle anlaşılır. Sanki biri size para verir. Hayır. Türkiye bir üretim üssüdür. Konfeksiyon bakımından bir marka yaratma üssüdür aynı zamanda artık Türkiye. Bildiğimiz birçok dolayısıyla marka o markalar
KKTC'ye geldiği sürece kalite, iade, o güvenceyi alabildiğiniz sürece, değil mi? O markalar çünkü bazı prensipler üzerinde yükselip marka olmuşlardır. İşte aynı fiyata İstanbul'da bulabildiğiniz sürece buradan alışveriş yapmayı tercih edersiniz. Hatta benim hayalimde hep şey vardır. İşte Kuzey Kıbrıs'ta 40-50 bin Türkiye kökenli öğrenci vardır. Evet. Değil mi? Veya biraz daha fazla hatta ama ben biraz sınırladım. Bu insanlar ve bu insanların aileleri bu Türk markalarını bile Girne'den, Lefkoşa'dan, Mausa'dan alabilmelidirler diye düşünürüm. Ticaret böyle bir şey. Yavaş yavaş çünkü, başladı. Çünkü aynı şekilde İstanbul'da veya bir başka kentinde Türkiye'nin yani bu alışverişi yapmak onlar için çok daha avantajlı veya kolay veya hoş olmamalıdır. Burada olmalıdır. Şimdi Hasan abi biz ne yaparsak yapalım ama ne söylersek söyleyelim bu iş kendi doğasında ilerleyecek olan bir şey. Yani burada fiyat, güven bir sürü şey ama var. Kendi doğasında ilerlerken doğrudur dediğin ama hayır burada yanıltmasın bizi. Kamu yönetiminin bu konuyla ilgili yapabileceği şeyler vardır. Örneğin belediyelerde rahat alışveriş yapılabilecek olan caddelerin belki yayalandırılmış, belki başka bir şekilde düzenlenmiş. Bu alışverişin yoğunlaştırılabileceği, yani bir nevi alışveriş caddesi olabilecek. Yani alışveriş şeyimiz yok ya fazla deriz, merkezlerimiz. Belki de böyle bir şeye gerek yoktur. Tam tersine olmamalı. Esnafla da daha kolay bütünleşecek, halkla da daha kolay bütünleşecek. Peki caddelerimiz, düzenlemelerimizin olması gerekiyor. Kent meydanlarımız ve etrafındaki caddeler, sokaklar belki buna göre düzenlenmelidir. Bunu kim yapacak? Adam gidiyor, bir dükkan sahibidir, bir konfeksiyon dükkanı sahibidir veya bir kafe açmayı düşünüyordur ailesini geçindirmek için. O kendine göre en elverişli yerde bunu açmaya uğraşır. Bütçesine en uygun yerde. Siz o şekilde kentsel tasarımlar yapacaksınız ki zaten en iyi yer orası olsun. İnsanlar kolay ulaşabilsin, arabasını fark edebilsin. Bu sadece bir örnektir. Tabii. Gıda güvenliği konusunda bir türlü bir laboratuvarımız, düzgün çalışan idaremizi biz birleştiremedik. Yani Tarım Bakanlıkları, kime bağlı belli Avrupa mevzuatına göre her yerde artık Gıda Bakanlığı olarak çalışıyor. İşte örnek Türkiye. AB ile bu kadar sorun yaşıyor. AB üyesi olup olmayacağı belli değil. AB ile uyumu çerçevesinde Gıda ve Tarım Bakanlığı'dır artık. Evet. Tamam. Bizim yetkilerimizin önemli bir kısmı hala Sağlık Bakanlığı'nda, diğer bir kısmı Tarım Bakanlığı'nda vesaire. Öyle bir karmaşa. Yani Dışişleri bir Bakanlığı yönetimimizi tamam buna uygun bir şekilde organize edememişiz. Şimdi bunların hepsi tabii ki çok değerli. Bunun için söyledim bunları. Ha, bunları bilmek. Yoksa zaten ben de işte onu söylüyorum. Bir rekabet edebilirlik değil sadece. Değil mi? Yani oradaki mallarla buradaki mallar rekabet edebilirlik değil. Aynı zamanda burada gıda güvenliğinden tutun rahat alışveriş yapma olanaklarının, fiziki yapıların kurulması bir sürü şey etkendir. Bu altyapıların sağlanması gerekir ki İşte o gün siz kendi ülkenizde rekabet edebilecek yani bir yapı yakalayacaksınız. Yani bu bazen mevzuat ister, bazen laboratuvar ister, bazen belediyelerin çeşitli önlemler, imarla ilgili önlemler almasını ister, bazen yatırım ister. Yani siz belediye olarak insanları zorlayamazsınız gidip aynı yerde dükkan açmalarını ama siz ona göre düzenlemeler yaparsınız ve orası cazip hale gelir. Tamam. Ve kendi yatırımını da insanlar oraya yapmayı tercih eder. Konuyu değişeceğim. Değiş. Şimdi bu Gazi Mousa Denktaş'ın konusunu konuşacağız efendim bu arada. Faiziyle Türkiye o parayı siler cevabı ve faizi bile olsa bu borcun üzerinde Türkiye onu silebilecek güçte bir devlettir. Şey komisyonluğunu alacak acaba? Neyin? Şey, çünkü Rumlara ödettiriyordu Serdar Bey onu. Şimdi dün gitti, şey yaptı, sildirtti. Yani Rumları kurtardı bu parayı ödemekten. Ha, Rumlar da artık düşünsün bir şey. Şeyini, kıymetini bilsinler. Evet, biliyorlarmış zaten. Bak demişler ki, Rum partiler Serdar Denktaş'ın açıklamasına tepki gösterip
AKEL Genel Sekreteri Kipriano farklı bir şey söyleseydi garip olacaktı. Babasının oğlu demiş. Tamam, bugün ne diyecek Andros Kipriano acaba? Şimdi bu parayı duyunca Türkiye yanında siler Türkiye faiz. Türkiye siler deyince ne diyecek? Faizi de ekleyin siler deyince bilmem artık. Babasının oğlu dedi şimdiye kadar ki açıklamalara. Neyse. Babasının oğlu dedi şimdi ne der bilmem. Her neyse, bunu konuşacağız efendim. İlerleyen dakikalarda Denktaş'ın açıklamalarını ve bu para, faiz vesaire kısmını. Şimdi bu Diyalog gazetesi Hasan abi. Evet. Gazi Mausu Hastanesi'nde yaşananları gündeme taşıyor. Skandallar vesaireler şeklinde. Daha önce de rastladık bu tür haberlere. Dün de vardı. Aha. Ben fark ettim ama çok da şey yapmak istemedim. Nihayet de bu yolsuzluk vesaire gibi olaylar yani yoruma çok açık değildir. Evet. Ama anmak istedim. Yani diyaloğun bu şeyi beni evet, takip şimdi edilmesi gereken bir önceki şeydi. Önceki gün yüz binlerce liralık vurgun iddiası çıkmış. Maliye müfettişleri tarafından incelemeye alınmış Hasan abi. Şimdi ise bir başka skandal. İlaç alımlarıyla ilgili skandal ortaya çıkmış. Haberin detaylarını okuyorum. Gazi Mausu Devlet Hastanesi'nde önceki gün ortaya çıkan yüz binlerce liralık vurgun iddiası maliye müfettişleri tarafından incelemeye alınmış. Hastane içindeki kamera kayıtlarını inceleyen müfettişlerin özellikle röntgen hastalarından tahsil edilen paralarla ilgili faturaları da tek tek ele aldıkları bildirilmiş. Diyalog'un dünkü manşet haberinden sonra yine Gazi Mausu Hastanesi'ne milyarlarca liralık ihalesiz ilaç alımı hakkında ihbarda bulunulmuş. Olayı doğrulayan bir yetkili, aynı kişi veya kişilerin farklı şirket isimleri kullanarak hastaneye ihalesiz kanser ilacı sattıklarını, devletin bu şekilde milyarlarca lira zarara uğratıldığını iddia etmişler. Tamam, yani dediğim gibi yorumlanacak bir şey yok. Bu gibi olayların zaten polisiye tedbirler, polisin üzerine gidildik sonra yani vatandaşın güveni de artabilir. Çünkü yani genel olarak bir şey algısı var vatandaşlar. Yani yolsuzluk algısı, her yer yolsuzluktan geçilmez falan. Bu tabii birçok sosyal probleme neden olur. Yani vergiden kaçınmaya neden olur. Haksız kazanç peşinde koşmaya neden olur. Mutsuzluklara neden olur. Yani toplumun refah üretmesine ciddi bir engeldir. Bu kitapta da bunun yeri vardır. Onu da ayrıca belirteyim. Onu sonra konuşuruz. Yani dolayısıyla önemli bir şey bu. Evet. İşte Diyalog da bunu yakalamış. Onu izlemek ve kamuoyu duyarlılığını da artırmak lazım ki yani aksamasın bu gibi işler. Evet, burada yani denetim ve polisin kamunun esas görevlerinden birisi bu. Evet. Şimdi Hasan abi sana başka bir konu daha var. Sen kızacaksın şimdi buna ama. Sen şey yaptın mı? Olur, kızmasak da olur. Hasan ya. Abi. Çocukken falan, gençken böyle kan kardeşim falan diye bir şey oldu mu? Hayır. Hiç öyle yapmadın. Hayır ya, iyi arkadaşında falan ya, kan kardeşim. Bizim kültürümüzde yoktur. Sizde var öyle şey. Türkiye'den getirdiniz onları. Neyi biz getirdin? Hepsi, bütün çocuklar köyde arkadaşlık. Kardeşlik yoktu, kan kardeşlik. Ya duyardık ama öyle bizim şeyimiz yoktu. O benim kan kardeşimdir de diğeri değil. Öyle değil, bir şey yok falan yoktu. Evet, şimdi tamam, yani daha iyi anlaştığın arkadaşların olur ama onlar da çoğunlukla dönemseldir çocukluğumuzda bizim. Şimdi iki tane kafadar akşam meyhanede oturuyorlar. İçiyorlar. Bunlar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Tamam, sizin kültürünüzde var dedin ya. Bilmem sizin bizim. Ben insanlara siz biz diye yaklaşmam Sayın Erçakıcı. Ben insanlara genel olarak yaklaşıyorum. Mecbur ettin beni, öyle söyledim. Ben öyle dedim. Yani sen Kıbrıslı, sen kara sakal falan deme. Neyse. Şimdi tatlı sudan iki kafadar, tamam, içiyorlar. Sonra ya biz ne güzel anlaşıyoruz diyorlar. Hadi bileklerimizi keselim diyorlar. Ve kan kardeşi olalım diyorlar içki masasında. Sonra bir kesiyorlar. Gözlerini bir açıyorlar, hastanedeler. Çok atar damarlarını kesmişler. Herhalde. Ne gülüyorsun?
biliyoruz. Çok kan kardeşi oldular. Birbirine bağlasalardı kendilerine. Tabii kan grupları da uymazsa. Neyse. Hep derler ya, içki şişede durduğu gibi durmuyor. Diyalog gazetesi de bunu yılın olayı diye vermiş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki kafadar. Alkolün de verdiği cesaretle bileklerini keserek kan kardeş olmak isteyince gözlerini hastanede açtı. Geçmiş olsun. Efendim, ders olsun bir de. Biraz da o yüzden okudum bu haberi. Öyle gerek yok yani. Kanı kesmiyor. Hasan abinin dediği gibi. Kardeşiz kardeşiz. Gerek yok illa fiziki bir şeye. Evet. Neyse, bunu da geçiyorum Hasan abi. Bu Kıbrıs gazetesi, hızlı geçeceğim. Hızlı hızlı konuları geçiyorum farkındaysan. Önemli bir konuya dikkat çekiyor. Yangın mevsimi. Evet, dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmalıyız gerçekten. Ayrıca sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. O kavurucu sıcaklar geliyor. Yani yangının esas nedenlerini biliyoruz değil mi? Bir söyleyelim Hasan Beyciğim. Size. Yani tabii ki yangıncı değiliz, ormancı değiliz. Ama ormanda kırıp bıraktığımız bir şişeden yansıyan, yani o mercek etkisiyle kuruyan otların tutuşması mesela en önemli nedenlerden birisidir. Çok masum gelebilir bize. Evet. Yani bir piknikte arkamızda bıraktığımız atıklar ya bu kadar büyük bir felakete neden olur mu diye düşünmeyelim. Bu zaten doğa için, çevre dostu tutumumuz için gerekli. Yani o doğaya çıkarsın. Doğayı sevdiğin için gidersin herhalde. O zaman ona biraz özen göstermek lazım. İki, izmaritler. Evet, sokağa. Yani sigara içen, özellikle aracında sigara içen beyefendiler, hanımefendiler. Dışarıya atıyorlar sigarayı. Atmasınlar yani. Zaten içmesinler araba kullanırken sigara. Zaten hiç içmesinler. Hiç içmesinler. Yani. Şimdi sen de hiç içme. Yani kime tavsiyede bulunuyorsun sen? Ben bulunabilirim. Sen ne... Tamam. Yahu imamın dediğini yap, yaptığını yapma. Kıbrıs gazetesi yangın mevsimi diyerek, bak burada bir kıyas var Hasan abi. Diyor ki Rum tarafında, Güney Kıbrıs'ta yangınlara müdahale edebilmek için 10 helikopter, bir de yangın söndürme uçağı hazır bulunuyor. 10 helikopter, yangın söndürme uçağı hazır. Bizde biliyorsun kiralanıyordu, şimdi o da yok. Bizde şu an hiçbir şey, yani havadan müdahale edecek hiçbir araç yok. Tamam, bu şimdi çok sevgili çok Cem, bir şey. Her şey her yerde olması gerekmez. Bu nedenle siyasal veya sosyal veya başka işbirliklerine ihtiyaç var. Biz geçmişte bu hizmetleri çoğu zaman Türkiye'den alırız. Bildiğim kadarıyla geçen yıllarda bize daha yakın yerlerde, yani güneyde Türkiye'nin, bu maksatla konuşlandırılmış. Hem orada hem burada kullanılabilme maksadıyla konuşlandırılmış araçlar vardır. Uçak veya helikopter, onları bilmiyorum. Ama burada tam da başka bir şeye de dikkat çekeceğim. Hani bu yangına mesela müdahale konusunda bence artık böyle inatlaşmayı vesaireyi de bir tarafa bırakarak tam bir işbirliği yapması lazım Güney ile Kuzey Kıbrıs'ın. Evet. Bu doğaya karşı sorumluluğumuzdur. Yani şimdi işte toplumlar arası çatışmalar, işte tarih, EOK, TMT, şehitler falan filan. Mesela bunu, bunları bu yangınlara müdahale vesilesiyle bir kenara bırakamaz mıyız? Şöyle diyelim, söz konusu dünya ise, söz konusu doğa ise, yani hepimizin kullandığı doğadan bahsediyoruz. Doğa ise burada milliyet, ırk, din vesaire olmaz. Bu coğrafyayı hepimiz kullanıyoruz. Tamam. Mesela dolayısıyla şimdi iki lider 2016'nın, yani Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiyadis, 2016'nın sonunda veya 2017'de çözüm yapmak, çözmek konusunda çok umutlu konuşuyorlar değil mi? İkisi de özellikle son bir ay içerisinde. Evet. Ya hemen bu ilk görüşmede bir prensip kararı alınır. Bir işte eski havaalanı görüşmeler için merkezdir falan. Orada belki BM askerlerinin de katılımıyla bir acil müdahale ofisi
oluşturulur. Hemen havadan şundan bundan onlara müdahale edilir. Ha, neden böyle bir koordinasyona ihtiyaç var? Var. Bir kere zaten haberleşme vesaire için var. Diyelim ki siz onlardan hava desteği alacaksınız yangın söndürmek için. Peki bazı ara bölgelerde onlar bizden başka türlü destek alacaklar. Bunun teknik tarafını itfaiye servisleri bir araya gelip incelesinler. Ara bölgede çoğu zaman yangınlar olmaktadır ve zaten yangın bizim taraftan o tarafa gidiyorsa oh derik biz nihayet kurtulduk onunla uğraşmaktan veya o taraftan bize geliyor. Bu defa geriliyoruz falan filan. Olmaz. Evet. Tamam. Birlikte yapılabilir bu müdahaleler. Tamam, hemen en erken bir zamanda karar alsınlar. En güzel güven yaratıcı önlemlerden birisi de olacaktır. Şüphesiz. Benim. Ve söylediğimiz gibi söz konusu dünya. Yani hepimizin kullandığı bu coğrafya. Yani bir ağaç ekerken yahu bunun oksijeni Roma'da gider diye önüne şey mi yapıyoruz? Bir şey mi yapıyoruz yani? Ve kaldı ki Kıbrıs'la bile sınırlı değil. Yani küresel sorumluluklarımız Kıbrıs'la bile sınırlı değil artık. Yani burada kendi doğana, burada yaşadığın için sen bakacaksın. Eskomolarda buzullara bakacaklar yani neyse. Aynen yani. Öyle. İşte o yüzden dünya diyorum ya. Evet. Evet, bu arada daha önce kiralanan yangın helikopteri ne işe yarıyordu, o duruyordu falan filan diye düşünenler varsa burada rakam da var Kıbrıs'ta Hasan abi. 13 Temmuz'dan 19 Ekim 2015 döneminde meydana gelen 14 orman yangınında müdahalede bulunmuş. Ki bu dönemdeki yangınlar, orman yangınları 14 tane olmuş. Mesela ben hiç hatırlamıyorum. Yani öyle büyümedi demek ki. Dayanan evet. Müdahale edildi. Bu belki önemli. De o müdahale yüzünden büyümedi. Büyümedi. Zaten öyledir ya. Yangına o an hızlı müdahale edersen. O, haber olma özelliği azalır. Hayatımızı etkileme gücü azalır. Biz de farkına varmayız ama bu önemli. Evet. İstatistik de bu nedenle önemli aslında canım. Kesinlikle. Neyse. İstatistik rakamların dilidir derler ya. Evet. Yani rakam konur ortaya. Siz onu yorumlarsınız. O zaman o bir işe yarar. Şimdi ara verelim. Tamam. Bu aradan sonra Sayın Denktaş'ın açıklamalarına göz atalım. Bu arada Sayın Denktaş'a da ulaşmaya çalıştık. Hasan abi dün, ben bugün. Evet, o Ankara'daydı. Telefon i̇şte bağlantısı var. Yapalım. Bağlantısına da yansıdı. Bakalım ulaşabilirsek ya da yanıt gelirse. Onun da 5-10 dakikalık bir canlı bağlantıyla bir görüşlerini canlı olarak dinlemek isteriz. Evet, sonra da Hernando de Soto. Sonrası değil, o konuyla ilgilidir bu. Tamam. Yani o konuyla ilintili olarak Hernando de Soto, Alvaro de Soto'yu hatırlıyorsunuz. Hani girerdi, çıkardı görüşmelere, müzakerelerde elinde bir kitapçığı vardı, böyle defterciyi. Derlerdi ki plan mı var Sayın de Soto diye sorarlardı. Ama o işin başındaydı. Bu defterciğim var dedi. O deftercik bir plan oldu. Sonra defter geldi önümüze, böyle bir plan anlam planı. İşte o de Soto'nun kardeşinin kitabı, Sermayenin Sırrı kitabı. Onu konuşacağız. İçinde bir sürü notlar var. İşimiz var yani bugün Hasan abiyle. Yok, hepsini anlatacak değilim. Ha, iyi. Tamam o zaman. Reklamlar sonra beraberiz. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.